Selamünaleyküm, aleykümselam. Dün akşam bir televizyon kanalında siyaset ve gündem söz konusuyken nasıl olduysa söz hadis-i şeriflere geldi. Oradakilerden biri 1,5 milyon hadis olduğu söyleniyor. Buna göre peygamberin hiç durmadan bir şeyler söylemesi söz konusu. Bu mümkün olabilir mi? Olamaz gibi konuştu ve bu safsatanın cevabı orada verilmedi. Sözün cevabı havada kaldı. Eminim ki izleyenlerin birçoğunun aklı karıştı, hadislere şüphe duydular. Siyaset konu olunca kavga edercesine savunma yaparken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini savunamayan bu ve bunun gibi adamların halleri ne olacak? Allah ıslah etsin diyelim. Ne diyelim? Bu 1,5 milyon hadis meselesi biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbel bağlamında eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Ebu Hatim tarafından söylenmiş veya Ebu Zür'a ikisinden biri. İmam Ahmed bin Hanbel'in 1,5 milyon hadisi müzakere ettiği şeklinde bir nakli bir tespiti var. Buradaki 1,5 milyon hadis nedir? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek nakledilmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 1,5 milyon ayrı metin midir? Hayır. Arkadaşlar hadis alimleri bir metindeki bir kelime bile değişse buna iki hadis diyorlar. Yani bazen bir hadis ufak kelime farklılıklarıyla, lafız farklılıklarıyla beş ayrı biçimde nakledilir. Bunlar hadis imamları nezdinde beş ayrı hadistir. Bazen bir hadisin senedindeki bir tek ravi değişir. Metin aynıdır, senedin geri kalan kısımları aynıdır. Ama hadis imamları nezdinde bu da ikinci bir hadistir. Sahabi kavilleri de böyledir. Mevkuf hadis diyoruz bunlara. Bir kelimesi bile değişse bir sahabinin fetvasının veya gözleminin, tespitinin, içtihadının nakledilirken bir kelimesi bile değiştirilse biz ona iki mevkuf hadis diyoruz. Bunlar metinle ilgili hususlar ve senette de aynı şey var. Bir ravisi değişse biz ona hadis başka bir hadis, ikinci bir hadis diye bakıyoruz. Tabi'in kavilleri de böyledir. Tabi'inden birinden bir içtihat nakledilmiş. Nakleden ravilerden birisi, varyantlardan birinde bir kelimeyi değiştirmiş. İki hadis oldu bu. Senedinde bir ravi değişse iki hadis de ona itibar edeceğiz. Dolayısıyla merfu hadisler yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, mevkuf hadisler sahabi sözleri, maktu hadisler tabi'i sözleri, tüm bunların senetlerinde ve metinlerindeki bir kelimelik değişiklik bile hadis imamları nezdinde ona ayrı bir hadis muamelesi yapılmasını gerektirir. Bütün bunları topladığınızda ortaya 1 milyon, 1,5 milyon neyse hadis çıkar. Yoksa adama şunu sorarlar. Bu 1,5 milyon hadis nerede? Yani İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Mustafa İslamoğlu'nun sayımını dışarıda tutarsak işte 20 küsür bin hadis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş sahih ve hasen rivayetlerin toplamının 50 bin 60 bin civarında olduğu söyleniyor. Zayıfları da metruk olmayan, çok zayıf olmayan zayıfları da bunlara eklemek lazım. Uydurmaları da eklemek lazım. Bu 1,5 milyon hadisin içine uydurmaları da eklemek lazım. Çünkü orada sadece sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis diye bir ayrım yok. 1,5 milyon rivayet demektir bu. Ve arkasında da dediğim gibi böyle bir hakikat vardır. Bir de tabii bu gibi meseleler ne yazık ki arkadaşlar sahipsiz. Yani birileri çıkıp ekranda bu konuda bir şey söyleyince kitlenin aklına bu takılıyor ve kalıyor artık orada. İnsanlarımız da böyle işlere çok meraklı. Biri bir şey söylesin de kafam karışsın, biri bir şey söylesin de ayağım kaysın diye adeta bekliyorlar. Biri bir şey söyleyince de maalesef bu tuzağa düşüyoruz.